Helal rızık, güzel kader duasım. Allah'ım, rızkımızı helal, kaderimizi güzel, sonumuzu imanlı eyle. E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. İlahi rahmetten kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resûlinâ Muhammedin ve ala alihi ve ashâbihî ecmaîn Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun.'' وَاسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا تَيَّانُ، يَا كُفْرَانُ، يَا بُرْهَانُ، يَا سُلْطَانُ، يَا سُبْحَانُ، يَا مُسْتَعَانُ، يَا ذا المَنِّ وَالْبَيَانُ، يَا ذا الأَمَانُ. سُبْحَانِكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَمَانَ الْأَمَانُ. Hallisna minen nar. Allah'ım senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum. Ey sonsuz merhamet sahibi olan, kendisinden yüz çevirine yönelen Hannan. Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan. Ey kullarını yaptıklarından hesaba çeken, ve hiçbir ameli zayi etmeden karşılığını veren deyyan. Ey kullarının günahlarını affetmekle örten gufran. Ey kullarına hak ve doğru yolu gösteren, kendisinin ve her şeyin varlığına delil olan Burhan. Ey hakimiyet ve saltanatın gerçek sahibi Sultan. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzak, her türlü güzellik ve mükemmelliklerin sahibi Sübhan. Ey herkesin kendisinden yardım istediği müstean! Ey yarattıklarını sonsuz nimetleriyle besleyip büyüten ve kullarına düşüncelerini anlatma gücü veren ve maksadını en iyi açıklayan zülmenni vel beyan! Ey her türlü korku ve tehlikeye karşı varlıklara güven, huzur ve rahatlık ihsan eden eman. Sübhansın ya Rab, bütün kusurlardan münezzehsin. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Eman ver bize. Koru bizi cehennemden. Kal Allahu Teala fi kitabihil kerim. Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu Allah, ve ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Vallahu ala kulli şeyin kadir. De ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ya umattece dü küllü nefsim ma amilet min hayrin muhtar ve ma amilet min suu tawattlu an baynaha ve baynahu amdan ba'ida ve yuhaddirukumullahu nefsah vallahu raufum bil ibad herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yuğfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. De ki: eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ım, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Dualarımızı kabul eyle. Ey içimizdeki her şeyi bilen Allah'ım, göklerdeki her şeyi yerdeki her şeyi de bilen sensin bizleri her türlü kötü düşünceden içimizde sakladığımız veya dışa vurduğumuz bütün hatalardan koru senin her şeye hakkıyla gücün yeter ey kullarını çok esirgeyen allahım herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde bu imtihan dünyasında yapacağımız güzel amellerle bizi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyen kullarından eyleme. Allah'ım, seni seven ve bu sevginin emaresi olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyan salih kullarından eyle. Ey çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'ım, bizi sevdiğin ve günahlarını bağışladığın kimselerden eyle. Allah'ım nice canlılar vardır ki yiyecek biriktiremezler. Onları da bizi de sen rızıklandırırsın. Sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Bize dünya hayatında aile fertlerimize, çocuklarımıza yetecek helal rızık nasibeyle. Rabbim sen rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltırsın bizim rızkımızı bol eyle. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Rabbimiz, ana baba ve aile fertlerimizi kimseye muhtaç etmemek için bize iş imkanları ihsan eyle. Çalıştığımız işleri en güzel şekilde ibadet ruhuyla ifa etmeyi ve alnımızın teriyle kazanmayı bize ikram eyle. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan korkana ummadığı yerden rızık gelir buyuruyorsun. Bizlere de sürpriz rızıklar ihsan Allah'ım rızkımızı helal, kaderimizi güzel, sonumuzu imanlı eyle. Ey Rabbim! Bizi rızkını güzel yoldan arayan, helali alan, haramı da terk eden kullarından eyle. Bizi ölüm hak iken gülüp eğlenen, kadere inandığı halde üzülen, rızkı Allah kefil iken zahmetlere giren, kıyamette sorgu sual varken gaflete dalan, faniliğini bildiği dünyaya bel bağlayan kimselerden eyleme. Allah'ım bize verdiğin nimetlere binlerce hamd ve sena olsun. Şükür sanadır Rabbim. Biz maddi ve manevi bütün nimetleri senden biliyoruz.'' نيمت لنا شكرنا دايت مية بزن ايْلَا اللهم صل على أشرف عبادك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم كل أَنْ أنشر أفلس محمد مصطفى أهل temiz ve nezih sahabelerine salat ve selam eyle. Allah rızası için El-Fatiha. Yunus Emre'den bir şiir. Bir dem gelir. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur. Bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanasın kış gibi. Şol zemheri olmuş gibi birden beşaretten doğar, hoşba ile postan olur. Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez, bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Bir dem çıkar arş üzere, bir dem iner taht sera, bir dem sanasın katredir, bir dem taşar umman olur bir dem cehaletle kalır, hiç nesneyi bilmez olur, bir dem dalar hikmetlere, calinusu lokman olur. Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri, bir dem uçar belkıs ile sultanı insü can olur. Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere, bir dem varır deire girer, İncil okur, ruhban olur. Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebra ile, rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Değerli izleyiciler, helal rızık, güzel kader duası ile Yunus Emre'nin güzel bir şiirini sizlerle paylaştım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.